Evet sevgili izleyenler, hiç sorma tüm hızıyla devam ediyor. Yanımızda gerçekten poz verip duran bir beyefendi var. Güzel poz veriyor değil mi Aytaç? Nasıl bir duruş abi? Sinema karakterine tutmuş. Sinema karakterinden tutmuş. İsminiz nedir hocam? İsmim Mehmet Salih İleri. Mehmet Salih İleri? Evet. Vay be, ne güzel isim. Kızla tanıştığında düşünsene. Merhaba, ben Mehmet Salih İleri. Ya derse ben fazla ileri gitmiyorum. Güzel. Ben fazla ileri gitmiyorum diyor Mehmet Salih İleri. Mehmet Beyciğim, bizimle yarışmaya hazır mısınız? Dünden hazırmış gibi bir haliniz var. Bütün kalbimle. Neyinizle? Bütün kalbimle. Bütün kalbimle diyor ve yarışmamız başlıyor efendim. Bu mikrofon sizindir artık. Peki. Mehmet Bey, ne işle meşgulüz? Şu an ATV, yani Kanal D'de çalışıyordum. Oradan ATV'ye transfer olacağım. Transfer olacaksınız ATV'ye. Ne olarak transfer olacaksınız garson efendim? Garson olarak. Evet. Güzel. Kutsal bir meslek. Peki size ilk sorum şöyle olacak. Bu arada şimdiden meşhur oldu efendim Mehmet Salih İleri. Telefonunla meşgule basabilirsin. Şimdiden arayanlar başladı. Peki sana şöyle bir soru. Edebiyatla aran nasıl? Edebiyatla aram iyi değil. Edebiyat beni kovdu. Kovduğundan beri edebiyat aram iyi değil. Edebiyatçı sizi kovduğunuzdan beri? Edebiyat aram iyi değil. Edebiyata küstünüz mü? Şu an küs müsünüz? Şu an edebiyatta yıldızımız barışmıyor. Yıldızınız barışmadı. Peki şöyle bir sorum var. Kar taneleri ne güzel anlatıyor birbirine zarar vermeden de yol almanın mümkün olduğunu sözünü kim söylemiştir? Bizim büyük düşünürlerimizden biri. Büyük bilgelerimizden biri. Mehmet Akif Ersoy olabilir mi? Daha eski. Hadis-i Şerif. Ne? Hadis-i Şerif. Hadis-i Şerif değil efendim bu. Bileceksin, bileceksin. Daha eski, daha eski. Mustafa Kemal Atatürk desem o da değil. Değil. Bu sözü söyleyen aynı zamanda ne olursan ol yine gel. Mevlana. Mevlana diyor ve doğru cevabı veriyor Mehmet Salih İleri. Efendim bir diğer sorum şu. Mankenlerle aran nasıl Mehmet? Oo, hem de nasıl? Oo, ileri geri. Bir sorum var şöyle. Adriana Lima. Evet. Kaç yaşındadır? Adriana Lima 30. Çıkayım mı? Bilmiyorum Mehmet, çıkacağım mı ineceğim mi ne yapacağım? 35. 40. 40. Ölmüştür Adriana Lima. Bir defa daha cevap verme hakkım var. ...25-30 falan diyorum. Maalesef sorumuzun cevabı... ...buna cevap veremezsen eleniyorsun. Hadi Mehmet Salih... ...bunu yapabilirsin. 71. Kaç? 71. 71 diyor efendim Adriana Lima'nın yaşına... ...ve maalesef yanlış cevabı veriyor Mehmet Salih. Dostluk olsun, dostluk kazansın. Sana bir ödül veremedik. Canın sağ olsun, senin gider yüzün. Allah razı olsun, teşekkür ediyorum efendim. Buradan Perpallara söylemek istediğim bir şey var mı? Buradan Perpallara söylemek istediğim şey, Perpa çok güzel bir alışveriş merkezi. Herkesin istediği, herkesin arzu ettiği şey, herkesin ayaklarının altında burada. Perpa çalışanlarına sevgi ve saygılarımı iletiyorum. Bizler de seni tanıdığımız için gerçekten çok mutlu olduk hocam. Evet sevgili izleyenler, hiç sorma tüm hızıyla devam ediyor. Yanımızda göz rengi çok güzel olan bir arkadaşımız var. İsmin nedir? Nurullah. Nurullah, gözlerin neden böyle güzel? Allah vergisi. Şükrediyor musun buna? Çok şükür. Nurullah, buraya neden geldin Perpa'ya? Perpa'da babam çalışıyor ayrıca dolaşmak için. Yani babama da yardım ediyorum. Güzel. Peki genel kültürüne güvenir misin Nurullah? Yok, ilk yarışma bu, katıldığım ilk yarışma. Ha, benle pas atıp daha sonraki yarışmalara katılacağım diyorsun. İnşallah. İlerleyen zamanlarda. Peki bakalım. Al bakalım bu mikrofon senin. Şu mesafeden tutuyorsun. Evet. Yarışma başlıyor. Peki Nurullah'cığım. Sinemayla aran nasıl? Sinema sık gitmem. Soru sinemada. Ne yapacağız Nurullah? Yapacak bir şey yok. Hiçbir şey yok. Peki Benjamin Button filmini izledin mi? Hayır. Benjamin Button'ın tuhaf hikayesi.
hani yaşlılıktan gençliğe doğru dönüyordu. Yok, izlemedim. Bakalım. Nurullah ne yaptın ya? İlk sıradan eğleneceğiz herhalde. Benjamin Button'ı oynayan kişi kimdir? Bana bir iki bildiğin artist say, tutarsa kabulü. Yabancı artist. Filmi izlemediğim için bir bilgim bana yok. Bana birkaç tane yabancı aktör ismi salla gitsin. Belki tutar. Mesela örnek. Arnold Schwarzenegger. At gitsin. Tanımıyorum yani. Onlarla alakam yok abi benim ya. Alakam yok, hiç tanımadığım isimler. Peki, yabancı olarak bir tek Brad Pitt'i biliyorum, o da o filmde oynamamıştı. Oğlum yani. Nasıl bir Allah'ın sevdiği kulu lan bu. Sen bir tek Brad Pitt'i mi biliyorsun? Yani. Sence oynamış mıdır bu o filmde? Oynamamıştır. Oynamıştır lan. Oynamamış. Oynamıştır diyorum lan, beni deli etme. Oynamıştır de bakayım. Oynamıştır. Evet efendim, doğru cevabı verdim lan. Attık tuttu. Brad Pitt doğru cevap efendim. Brad Pitt sonunda doğru cevabı verdi. Demek ki kısmet. Demek ki Allah'ın işte takdiri efendim. Yapacak hiçbir yok. Peki Nurullah nerelisin? Gümüşhane. Kapadokya'yı bilir misin? Kapadokya duydum. Gitmedim. Yok, gitmedim. Duydum ama. Sorum şu. Kapadokya hangi şehir sınırları içerisindedir? Kapadokya hangi şehir sınırları? Bilecek. Bu çocuk bu cevabı bilecek. Kapadokya. Sana biraz düşünme süresi veriyorum Nurullah. Verin de yani. Verin de nereye kadar vereceksiniz? Nereye kadar vereceksiniz yani? Hadi Nurullah, bunun cevabını bileceksin. Nurullah Kırklar bana bir... Kırklareli mi? Kırklareli. Hiç alakası yok Nurullah. Yok, Trabzon'da Sümele Manastırı var. Aynen, i̇şte Kapadokya orada değildir değil ya. İşte. Sümele'yi oraya yaptıkları için Kapadokya'yı oraya yapmamışlardı. Evet, bana bir iki il daha söyle Nurullah. Haydi Nurullah, başaracaksın. Bu soruya sonradan dönelim mi Nurullah? Buna sonradan dönelim. Nurullah bu soruya sonradan dönelim dedi. Sevmedi bu soruyu. Bu soruyu sevmedi. Peki, diğer sorumuz. Ne mezunusun Nurullah? Ben liseye devam ediyorum. O zaman ilkokuldaki o klişeyi bilirsin sen. Bilirsin. Malazgirt Savaşı. 1071. Ama sorunun cevabı bu değil tabii. Soru 1071 yılında olan Malazgirt Savaşı'nın sonucunda ne olmuştu? Ne oldu? Hani klişe bir laf vardır hep ilkokulda. Ne oldu Malazgirt Savaşı'nın sonunda 1071'de bir şey açıldı bize. Bir şey açıldı Nurullah. Bize bir şey kabardı. İstanbul'un kapıları mı açıldı? Başka bir şeyin kapıları Nurullah. Başka bir şeyin. Hadi Nurullah. Bir şey kapı, bak kapıyı bildik. İstanbul'un değil ama. İstanbul'un değil. Neyin kapısı açıldı bize? Neyin kapısı açıldı bilmiyorum. Bilirsin Nurullah. Malazgirt'teysek neyin kapısı açılmıştır bize Nurullah? Malazgirt'in kapıları mı açıldı? Malazgirt hangi bölgede Nurullah? Oralar ne olarak geçiyor o bölgeler? Bizim hani bir böyle Asya kıtamız ne olarak geçiyordu? Asya. Yani oralar. Orta Asya. Çatlayacağım sevgili izleyenler. Asya böyle hani anlatabiliyor muyum? Böyle mesela Ankara nereye bağlı? Ankara Türkiye'ye bağlı. Türkiye bağlı. Hangi bölgeye bağlı Ankara? İç Anadolu. İçi çıkar oradan. Anadolu. Hangi kapılar açıldı bize? Anadolu'nun kapıları. Anadolu'nun kapıları açıldı. Biz kimiz? Biz Osmanlı. Yok, biz Türkler olarak. Türkler kapıları açıldı. Bir daha söyle bakayım. Türklere Anadolu'nun kapıları açıldı. Doğru cevap efendim. Buraya bir alkış geliyor. Peki cehalet Nurullah. İşte yapacak bir şey. Nurullah, üçüncü soruyu sorduk. İki tane doğru cevap verdin. Bir tane beklemeye aldık. Bir soru daha geliyor. Hazır mısın Nurullah? Hazırım. Nurullah, matematikle aran nasıl? Matematiğim iyi. Oho, işte Nurullah'ın beklediği soru. Nurullah, bir dik üçgende en uzun kenara ne denir? Ne denir? Kenarın ismi? Aynen. En uzun kenara. Geniş açı. Geniş açı mı? Böyle baktığıma göre geniş açı değil herhalde. Değiştir artık şu cevabı. Bir daha soruyorum. Bir dik üçgende en uzun kenara ne denilir Nurullah? Öyle gözler yeşille olmuyormuş demek ki. Olmuyor, bilgisizlik. Bilmek yani lazım.
Ne denilir Nurula? Matematiğine güveniyordun hani. Matematiğime açı sormadınız ki ama şimdi en uzun kenarın... Açılara mı çalıştın Nurula? Açılarla aramı. Nurulla, bir üçgenin iç açılarının toplamı... 180. Onu ben de biliyorum. Tamam yani, onu biliyorum. Bana en uzun kenarı söyle. En uzun kenar. Kameraya bak ve de ki, sorunun cevabı budur. Siz beni ne sandınız de? Hipotenüs. Hipotenüs. Hayır, benim söylediğim gibi söyle. Böyle yap, bu sorunun cevabı hipotenüstür. Bu sorunun cevabı hipotenüstür. Eller nerede? El hoş. Kamerayı böyle yapacaksın. Bu sorunun cevabı hipotenüstür. Bu sorunun cevabı hipotenüstür. Hipotenüs mü bakıyoruz? Doğru cevap efendim, alkışlarla. Teşekkürler. Efendim, bir yardımlı soru oldu bu. Evet. Peki, kaç soru sordum ben sana? 4. Son sorum. Ama bir tane de cevabını alamadım boşta. Bir o soru gelecek senin karşına. Tamam. O sorudan kurtulamazsın Hacı abi. Peki. O zaman şöyle bir soru soralım Nurullah çığımıza. Kopenhag. Nerenin başkentidir Nurullah? Kopenhag. Hiçbir bilgim yok. Hiçbir bilgim yok. Yani Nurullah'cığım, ben de bir yere kadar şimdi. Bir yardım, iki yardım, üç yardım yani. Tamam, bilgin yoksa bana birkaç tane ülke say yani. Bir şey say yani. At tut yani. Bak Brad Pitt'i attın tuttu hemen. Yok bilmiyorum yani şimdi. Bak Brad Pitt'i attın tuttu hemen Nurullah. Hemen pes etme. Sen yeşil gözlüsün. Savaşmayı seversin. Nerenin başkentidir Kopenhag? Düşünüyorum ama aklıma gelmiyor. Maalesef. Nurullah'cığım. Bana veda edebilirsiniz artık. Maalesef iki soruya da doğru cevap veremediğin için. Veda edebilirsiniz canım. Sana veda etmek durumundayız. Ama bir daha katılmanı isteriz. İnşallah çalışıp geliriz. Sana çalışırsan kesin ödül kazanırsın bizden. Peki buradan kıymetli babacığına ve perpallara ne söylemek istersin? Ne söylemek istersin? Sevgili babacığıma selamlar söylemek bizden isterim. Bizden de efendim. Evet, Salih Kuaför'de, kendisi Salih Kuş, ona selamlarımı, saygılarımı sunarım. Güzel de reklam yaptı, evet. Perpallara ne söylemek istersin? Herkese bol kazançlar diliyoruz. Herkese hayırlı işler, bol kazançlar. Adamsın, Nurullah. Adamsın, teşekkür ediyorum.